MHP Akşener'in bir açıklaması oldu. Dün Melik Gökçe'nin cevabı olduğunu, MHP'den aday olabileceği belirtiliyor. Sizin değerlendirmenizi merak ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, biz bir seçim süreci içerisindeyiz. Ve yerel seçimlerin nasıl yapılacağı, aday adaylıkları vesaire bütün bunların nasıl olacağı, bunların hepsi bellidir. Yani şu andaki adaylık tespitleri, müracaatlar vesaire bunlar bizim yerel yönetimler başkanlığımız tarafından alınıyor. Ve bu tespitler bunlar yapıldıktan sonra da gerekli değerlendirmeleri bizim yerel yönetimlerden sorumlu başkanlığımız yapar. Yani isimler üzerinden bu noktada spekülasyonlara girmeyi doğru bulmam. Melih Bey benim ta 94'ten beri bu işte benim belediye başkanlığım, onun Ankara Belediye Başkanlığı. Yol ve dava arkadaşım. Ve bu yol dava arkadaşlığımızda bugüne kadar beraber geldik. Biz bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum. Herhalde bu değerlendirmem yeter. Mevcut bakanlardan AK Parti belediyelerine aday olabilir mi? Çünkü kabine revizyonu da konuşuluyor. Olabileceği iddiası var. Yani medya zaten sürekli olarak bu tür revizyonları hep yapar. Evet. Biz de onlardan öğreniriz. Bakanlık sayıları... Yani şu anda gündemimizde böyle bir şey söz konusu değil. Bakanlık sayılarımızda aynı şekilde böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Biz zaten bakanlık sayılarını düşürmek suretiyle bir yeni sistem inşa ettik, kurduk. Bunu da bu şekilde sürdüreceğiz. Ama bunlar tabii olmaz değil. Yani yeri geldiğinde bu tür şeyler de olabilir. Ama şu anda gündemimizde böyle bir şey yok. Efendim, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de Sürgi Başsavcı geldi. Türkiye'nin talebi burada İstanbul'da yargılanmaları. Bu talep de kuşkusuz ki iletilmiştir. Bu talebe nasıl bir yanıt verildi? Bundan sonraki süreçte ne gibi bir beklentisi var Türkiye'nin bağlamında? Şimdi dün tabii bizim başsavcımız onlara suçun işlendiği yerin İstanbul olması hasebiyle, yani İstanbul'da yargılanabileceğini de kendilerine ifade etti. Tabii yönelttiği bazı sorular var. Yani daha önce benim de ifade ettiğim gibi. Bir, gelen grubu, bu 15 kişiyi buraya gönderen kim? Yani bir Suudi başsavcısı olarak bunu sizin sorgulamanız lazım, çıkarmanız lazım. İki, bu öldürme olayının kesinlikle 18 kişinin içinde olduğu bir defa belli. Bunu da sizin çıkartmanız lazım. Çıkaracaksınız. İki, Dışişleri Bakanımızın söylediği bir söz var. Nedir o? Yerli işbirlikçilere teslim ettik. O zaman bu yerli işbirlikçilere teslim edildiğini de yine gerek Dışişleri Bakanı Suudi, gerekse bu 18, bunların ne yapması lazım? Ortaya koyması lazım. Bu yerli işbirlikçi kimse bilelim. Ha, bunu da biz çıkartırız. Ki bu işi böyle ortada bırakamayız. Ortada bırakırsak bu insanlığa karşı bizim ortak bir borcumuz olur. Vicdani bir borcumuz olur. Ve bunun altından adalet mekanizmaları olarak da, siyaset mekanizmaları olarak da kalkamayız. Artık bunu çözmek gerekiyor. Yani ipe un sermenin bir anlamı yok. Veyahut da yani bunun altından birilerini kurtarmanın da anlamı yok. Peki bu soruların sonucuna artık daha yakın mı soruşturma sonucuna göre? Bu belli olmaz. Devam ediyor. Şimdi bugün işte 11'de İstanbul Başsavcımıza tekrar gelecekti. Ve orada devamı olarak bugün de görüşmeye devam edeceklerdi. Ama bugünkü görüşmelerin neticesi ne olduğunu henüz bilmiyorum. Teşekkür ederim.